Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdüründe bugün Lübnan mutfağından nefis bir lezzet falafel var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerinizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde 1 su bardağı nohudumuzu alıyoruz. Üzerine su ekleyip bir gece boyunca ıslamaya bırakıyoruz. Evet, bir gece boyunca suyun içinde bekleyen nohutlarımız neredeyse 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Nohutlarımızı haşlamayacağız ama çok güzel ıslanmış olması gerekir. Şöyle elinizle ezdiğinizde veya biraz çiğnediğinizde yumuşak bir kıvamda olması gerekir. Ve şimdi nohutlarımızı önce süzüp sonra güzelce yıkıyoruz. Ardından yıkadığımız nohutlarımızı mutfak robotunun içine boşaltıyoruz. Bir orta boy soğanımız var. Soğanımızı şöyle iri parçalar halinde doğruyoruz. Ve onu da mutfak robotunun içine aktarıyoruz. Soğandan sonra büyüklüğüne göre 1 ya da 2 diş sarımsak ekliyoruz. Sarımsağımızı da küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra yarım demet bolca maydanoz kullanacağız. Maydanozlarımızın şu yaprak kısımlarını alıyoruz. Mümkün olduğunca sap kısımlarını içine dahil etmiyoruz. Evet, maydanozlarımızın da hepsini ayıklayıp mutfak robotuna aktardıktan sonra 2 dal yeşil soğanımızı da iri iri parçalar halinde yine robotumuzun içerisine doğruyoruz. Ve artık mutfak robotumuzu kapatıp bütün malzemeleri ufalanana kadar robottan geçiriyoruz. Evet, şöyle bir açıp malzemelerimizi kontrol ediyoruz. Şöyle üstte kalan iri kısımları spatula yardımıyla robotumuzun içine tekrar yerleştiriyoruz. Ve tekrar kapatıp robotumuzu yine çalıştırıyoruz. Evet, artık yeterlidir diye düşünüyorum. Tekrar şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın, malzemelerimiz hafif dişe gelir kıvamda. Çok güzel inceldi. Eşit büyüklükte. Güzelce karıştı. Ve şimdi tüm malzemeyi geniş bir yoğurma kabının içerisine aktarıyoruz. Sıra geldi baharatlarını eklemeye. Öncesinde bir tatlı kaşığı dolusunca kimyon ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Yine bir tatlı kaşığına yakın kişniş ekleyeceğiz. Ama öncesinde kişnişimizi şöyle bir havana alıyoruz. Ve havanda ufalanana kadar güzelce dövüyoruz. Kişniş bu tarifin püf noktalarından birisidir diyebilirim. Taze kişniş bulabilirseniz çok daha güzel olur. Marketlerde bulması biraz zor ama aktarlara sorarsanız muhakkak bulacaksınızdır. Evet, kişnişimizi de güzelce havanda dövdükten sonra onu da karıştırma kabımıza alıyoruz. Son olarak tuzunu ilave ediyoruz. Şimdi malzemelerimizi karıştıracağız. Ancak nohudu robotla çektikten sonra bakın şu şekilde ıslak ıslak bir yapıya dönüştü. Bunu şekil verip kızartmaya kalkarsak yağın içinde dağılacaktır. Bu yüzden bağlayıcı olması için içerisine 2 yemek kaşığı dolusunca un ilave ediyoruz. Kızartırken biraz daha kabarması için karbonat ilave ediyoruz. Ve artık tek yapmamız gereken bütün malzemeyi güzelce karıştırmak. Evet, yoğurdukça baharatların kokusu, kişnişin kokusu buram buram gelmeye başladı. Eğer kıvamından tam emin olamazsanız bir yarım kaşık kadar daha un ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde tıpkı bir mücver kıvamında
bütün malzemeleri güzelce yoğuruyoruz. Ardından şöyle toparlayıp üzerini kapatıyoruz. Ve bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeyi alıyoruz. Falafelin harcı dolapta beklerken biz de hemen yanına servis edeceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Ufak bir kaseye 1-1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt alıyoruz. 2 yemek kaşığı tahin ekliyoruz. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkıyoruz. Ve bir diş sarımsak eziyoruz. Ardından biraz da tuz ekleyip tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Evet, sosumuzu da bu şekilde hazırladık. Evet, şimdi sıra geldi dolapta bekleyen falafel harcımıza şekil vermeye. Şekil vermek için biliyorsunuz falafelde özel küçük bir kalıp kullanılıyor. Ama biz şöyle bir ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde de çok rahatlıkla şekil verebiliriz. Biraz yuvarladıktan sonra şöyle hafif üzerinden bastırarak kenarlarını elimizle düzelterek de bu şekilde çok rahat şekil verebiliriz. Ya da ben şöyle bir usul buldum. Elime bir parça harçtan alıyorum. Hafifçe avcumun ortasıyla bastırıyorum. Bir parmak kalınlığında olacak şekilde incelttikten sonra şöyle bir dondurma kaşığım var. Dondurma kaşığımla ortasından bir parça alıyorum. Ve bakın bu şekilde çok hafif elimle düzeltmeler yaparak bu şekilde falafelime şekil verebiliyorum. Siz dilerseniz benim gibi böyle deneyebilir veya elinizde böyle de hazırlayabilirsiniz. Evet, falafelimize gördüğünüz gibi şeklini verdik. Hadi şimdi ocağa gidelim. Kızartma için ocağa aldığımız tavamıza yaklaşık 2 parmak kadar sıvı yağ alıyoruz. Ocağımızın altını açıp yağımızın iyice kızmasını bekliyoruz. Yağımız yeterince kızdıktan sonra ocağımızın altını orta yere getiriyoruz. Ve falafellerimizi dikkatlice şeklini bozmadan yavaşça yağımızın içine bırakıyoruz. Hemen çevirmeyeceğiz. Önce güzelce kırmızı kızarmasını bekleyeceğiz. Şöyle yanlardan kızarıp kızarmadığını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş çevirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi alt kısımları nar gibi kızarmış. Evet, bu şekilde çevirdikten sonra 1 dakika kadar da diğer tarafın kızarmasını bekliyoruz. Ve artık falafellerimizi yağdan alabiliriz. Evet, ilk yarısını pişirdik. Hemen şimdi ikinci yarısına geçiyoruz. İkinci yarısında aynı şekilde dikkatlice tavamıza bırakıp ilkinde olduğu gibi önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. Evet, falafellerimizin tamamını kızarttık. Önce şöyle yakından da bir göstereyim.
Hemen bir tanesini test edelim. Bakın dışı çıtır çıtır çok güzel. İçini açıyoruz. Yemyeşil maydanozuyla, nohuduyla çok iştah açıcı, çok güzel gözüküyor. Ve hemen tabii yanında hazırladığımız bu enfes sosu. Şöyle sosuyla beraber bir de müsaadenizle tadına bakalım. Tek kelimeyle lezzetin zirve noktası diyebilirim. O kadar lezzetli, o kadar güzel. Nohut ve tahinin uyumu, yine ben buradayım diyor. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.